Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyorum. Yılın son günündeyiz, son iş ve okul günündeyiz ve hepimizin merakla beklediği konulardan biri de, en çok merak ettiklerimizden biri de acaba, evet asgari ücret açıklandı ama emekli maaşlarındaki son durum ne olacak diye. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz bizlerle. Emin Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Öncelikle yeni yıla girerken çok yoğun olduğunuzu biliyorum ve bize de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, her zaman benim için büyük keyif. Öyle gözüküyor ki artık asgari ücret yılda bir defa konuşulacağı için sizi daha fazla sıklıkla göremeyeceğiz ama en azından emekli maaşlarını konuşurken yine sizinle böyle güzel sohbetler etmeye devam edeceğiz. Asgari ücret biliyorsunuz ki açıklandı. Hepimizin daha doğrusu daha önceki programlarda da birçoğumuzun tahminleri doğru çıktı. %45 ila 55 arasındaydı. Tahminen kendi yorumumca %50 olur diye düşünüyordum ama %49 oldu. Nedir sizin durumunuz? Evet, asgari ücrete siyasi otorite her zaman söyledi. Enflasyona ezdirilmemesiyle ilgili demeçler vardı. Bu demeçlerle ilgili de enflasyon referans rakamdı. Buradaki referans rakam üzerinden de biz bazı hesaplamalara müktedir olabiliyorduk. %38 civarında yıl sonu enflasyonu tahmin ediliyor. Dolayısıyla da bunun üzerinde, yani minimum %40 ile 50 arasında birçok yayında bunu dile getirmiştik. Açıklanan da %49,11 olmuş oldu. Rakamsal boyutta da 17.002 liraya erişmiş oldu ama asgari ücret aslında baktığınız zaman başlangıç ücreti ve bir parametre. Asgari ücret değiştiği zaman sadece çalışma hayatını değil, ona bağlı olan 86 kalemi de, hatta bütün sivil hayatı da etkileyen çok önemli bir etken bence. Sayın Atalay'ın açıklaması vardı. 9 milyondan bahsediliyor. İşte ailelerini de kattığımız zaman 30 milyonu etkileyen bir rakamdan bahsediliyor. O kıran kıran savaşı, o kıran kıran toplantıların içeriğini aslında o anki konuşmalarından, toplantıdaki açıklamalarından, canlı yayından görmüş olduk. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hani yapılabilecek bu muydu sizce? Evet, bununla ilgili gönül isterdi ki oy birliği veya oy çokluğu şeklinde bir kararın çıkması. Buradaki rakamın 17 bin liraya yükseldiği takdirde Sayın Atalay'ın gönlünden geçen 18 bin lira gibi bir rakamdı. 1000 liralık bir kısım için bir muhalefet şerhi koyuyorum diye canlı yayında da ifade etti. Yani rakamsal boyutta sadece burada asgari ücreti değil, bunun bir de işveren kısmı da var, işveren maliyet kısmı da var. Kurumsal işletmelerimize gelince onlar zaten yıllık bütçelerini %50'ye göre ayarladılar. Ama sokak arasında bulunan küçük esnaf dediğimiz işletmelerde belki de bu rakam yükseldiği takdirde işverene maliyeti biraz daha fazla olduğu için onlar da zora gidip işçi çıkışları, keza iş yerlerinde kapanışına da sebebiyet verdiği için çok dengeli bir ücret olması gerekti. Şu an için 17 bin lira tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını ben diliyorum ama gidişata göre enflasyon verilerinin yine yüksek seyrettiği takdirde Temmuz ayında da tekrardan bir zam olacağıyla ilgili Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan bir açık kapı bıraktı. Evet, daha önceki açıklamalarında Sayın Işıkhan'ın, bakanın açıklamalarında son 2 yıldır 6 ayda bir, işte enflasyonun bu kadar yükselmesiyle 6 ayda bir asgari ücrete yapılan bir zam vardı ama bunu teke indireceğiz dedi. Ama sizin de az önce belirttiğiniz gibi özellikle de o açıklamayı, asgari ücret açıklamasını yaparken bir açık kapı bıraktığını biz de şahit olduk. Bu aslına bakarsanız orta vadeli plana baktığımızda ona göre mi değişecek, yoksa enflasyon verileri ya da işte her ay açıklanan verilere göre değişecek mi? Neye göre karar alacaklar? Bununla ilgili ülke ekonomisi, gerçekleşen hedef enflasyon gibi birçok materyal var. Bununla asgari ücretle alakalı şöyle bir tarihçesine baktığımız zaman 1998-99 yıllarında asgari ücrete 3 defa zam gelmiş. 99 ila 2000
16 senesi arasında asgari ücrete 2 defa, 2016-2021 sonuna kadar bir defa, 2021'den sonrasında bu tarafa kadar da yine 2 defa baz alınmış. Ha, bununla ilgili neden o bir defa olan kısmı şöyle bir materyalleri karıştırıp da baktığınız zaman enflasyonun %20'nin altında olduğunu tespit ediyoruz. Ha, bu demek oluyor ki enflasyon verisi %20'nin altına düştüğü zaman tek taraflı olaraktan bir yıl boyunca gönül rahatlığıyla asgari ücreti yeterli geleceğini şimdiden söylemek mümkün. Ha, asıl hedef bu. Ha, asgari ücretin çok yüksek olması veya bununla ilgili fazla zam yapılması fırsatçılığa da sebebiyet veriyor. Ha, gönül ister ki burada enflasyonun temel olarak sıfıra indirgenmesi, biz kendi cebimize giren parayı da işte tabiri caizse hep atalarımızdan ayağımızı yorganımıza göre uzatıp onun üzerinden yıl sonuna kadar rahat bir şekilde, refah bir şekilde devam etmesi. Fırsatçılıktan bahsederken sebze meyve fiyatları, işte marketlere gelen etiketlerden bahsediyorsunuz, öyle değil mi? Daha işte basında asgari ücret, emekli zammı, daha bunlar konuşulmadan, daha zam oranları bile ortaya çıkmadan birçok ürüne zam geldiği haberlerini görüyoruz. İnşallah bunun önünü kesecekler ama nasıl kesecekler sizce? Evet, bununla ilgili de yine çok çeşitli alternatifler sunulabilir. Yine burada siyasi otorite kendi elinde olan bakanlıklar vasıtasıyla gerek Çalışma Bakanlığı, gerek Ticaret Bakanlığı, gerek Maliye Hazine Bakanlığı vasıtasıyla sıkı denetimlerin devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Ama ülke içerisinde serbest piyasa ekonomisi üzerinden değerlendiriliyor. Ha, burada siz ürünü 10 liraya aldığınız takdirde bunu 100 liraya satmayla ilgili herhangi bir engel yasalarımız doğrultusunda yok. Bu tamamen serbest bir durum. Ha, burada siz yüksek fahiş karlar elde edebilirsiniz ama buradaki fahiş karların karşılığında kamuya olan borcunuzla ilgili üstünüze düşen vergi kısmını ödüyor musunuz? Ödemiyor musunuz? Herhangi bir kaçak kanunlardan gelen herhangi bir yasa dışı olay var mı? İşte burada siyasi otorite bunları takip etmesi lazım.